Akif Beki, dünyaya İmam Hatip ihraç edene kadar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uşak'taki İmam Hatip Hatipliler kurultayında şöyle coştu, İmam Hatip okullarını alternatif model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunacağız. Bu potansiyele sahibiz. Duyan da bizde eğitim hal oldu, okullarımız dört dörtlük, insanlığa örnek olacak seviyedeyiz, sıra dünyaya ihraç etmeye geldi zannedecek. Oysa Bilal Erdoğan bile eğitim kalitemizde eksik buluyor. Hem de öğretmen niteliği gibi temel bir konuda. Bilal Bey, aynı kurultaydaydı. Öğretmenlerin idealist olmadığını, birçoğunun memur olmak için öğretmenliği seçtiğini söyledi. İmam Hatiplileri de öğretmenlerinin kıymetini bilmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikisini de duymasın. Kulağına giderse kızabilir. Nereden mi çıkarıyorum? bir, Erdoğan'ın, 2018 Kültür Sanat Özel Ödülleri Törenindeki Konuşmasından. Eğitim ve kültür konusunda niye nispeten geri kaldığımız hususunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız, demişti. Ekonomide şahlanmış, Türkiye yüzyılı başlatmış halimiz buysa geri kaldığımız eğitimde hangi haldeyizdir, siz düşünün. 2. 2020 İBN Haldun Üniversitesi açılışında söylediklerinden. 18 yılda her alanda tarihi başarılara imza attıklarını ancak eğitim ve kültürde arzu ettikleri ilerlemeyi sağlayamadıklarını belirtmişti. Erdoğan şu sözleri sarf etmişti: "Genç nüfusumuz fazla. Eğitim öğretim görüyorlar ama yetişmiş insanlara sahip değiliz. Geleneksel eğitim öğretim zayıflarken yerine daha iyileri konulamamıştır. Bunun için önümüzdeki dönemde eğitimde bir değişim, reform olacaktır." Son 3 yılda millete çaktırmadan eğitimimiz uçuruldu. Bir reform yapıldıysa ayrı tabii. O zaman bakan beyin yüksekten uçtuğunu söylemek haksızlık olur. Bize lazım olan ele haram da diyemeyiz öyleyse. Başarılı okullarımızın sırrını insanlıktan mı esirgeyeceğiz? Dünyada faydalansın. Yalnız Cumhurbaşkanına göre mezunlarımız okuyor ama yetişmiyormuş. Boş yani verdiğimiz diplomalar. Kuru hamasetle de dolmuyor. O ne olacak? ve 3. Erdoğan'ın, 2019 eğitim öğretim yılı açılışında öğretmenlerle ayrımsız gurur duymasından. İsteyen öğrencilerin, Türkiye'deki tüm okullarda mukaddes Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenme imkanına kavuştuğunu hatırlattıktan sonraydı. Sözü, öğretmenlerimizin, geçim kapısı diye değil peygamber mesleği diye öğretmenliği seçtiğine getirmişti. Bir ay önce yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık diyordu. Onun için, Erdoğan o lafları duymasın. Cübbeli de duymasın bu arada. İki yıl oldu daha. Çocukları İmam Hatiplere göndermeyin, daha az hasar görürler, oralar Allah'ı inkar merkezleri, ateist ve deist çıkıyor, türünden hezeyanlar savuruyordu. Dünyaya İmam Hatip ihraç edelim, düzgün okusun çocukları da. Bu okul ve öğretmen ayrımcılıklarımız, bu başarı karnemizle bizim okullara kim el atacak? Kendi himmete muhtaç dede, nerede kaldı başkasına himmet ede. Denmemiş boşa. Bayburt Bayburt olalı böyle müze görmedi. Sen köyden çıkıp güç bela İstanbul'a ulaş, iyi kötü tutun, yine de köy hayatını özle, toprak çeksin, tırpanla ot biçip harman dövmek burnunda tütsün. Olacak şey mi? Oldu. Gazetemizin sahibi Mehmet Aydın'ın yolu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne düşmüş. Anlata anlata bitiremiyordu. İlla bizi de götürecek. İş insanı Kenan Yavuz, ortak ahbabımız olunca cumartesi sabahı bize yol göründü. Mustafa Karaylıoğlu, Mehmet Ocak'tan ve Elif Çakır'la toplanıp Bayburt Beşpınar Köyü'ne gittik. Screenshot eksi 1a.jpg. Deneyim ve kültür turizmi, deniyor. Köy hayatı zordur deneyimli köylüler bilir. Ama kurtulana kadar akla karayı seçtiğiniz, iman gevreten zorluklarını deneyimletmiyorlar, bizim gibi eski köylülerin gözü korkmasın. Kenan Bey, doğup büyüdüğü köy düzenini, taş evinden eşyalarına kadar yeniden kurmuş. Değirmeni, tandırı, gelin direği, çeyiz sandığı, tabak çanağı ve tarım aletlerine dek. Screenshot-3.jpg Köy meydanı da kahvesinden terzisine, sosyal mekanları ve yaşantısıyla sergileniyor. 24 dönümlük bir alan üzerinde hepsi. Bütün objeleri, yapıları, adetleriyle eski köyün hatırası canlandırılıyor size. Değirmen, harman makinesi, tırpan vesaire işler vaziyette. Davul da çalınıyor, zurna da. İçinde bir de 12 odalı butik otel ve restoranı var, Loruhan. Gelip deneyimliyorsunuz, seyretmekle kalmıyorsunuz. Onun için, yaşayan müze. Bize gelen, bizi yaşar, şeklinde sloganlaştırmışlardı. Ekindi, hasattı, her vesileyle etkinliklere ev sahipliği yapıyor müze. Screenshot-2a.jpg Bayburt, Bayburt olalı böyle piyano resitalleri görmedi. Yüzlerce kişi, uzaktan ve civar illerden konserlerine geldi bu yaz. Aryalarla türkülerin harman olduğu, piyanoyla bağlamanın birbirine karşıtığı yer velhasıl. 4 yıldır müze ve daha şimdiden Kültür Turizm Bakanlığı Özel Ödülünden Avrupa Müze Forumu Ödülüne en prestijli takdir nişanlarını topladı. Otlukbeli Savaşı'nın geçtiği tarihi sırtların yamacında üstelik. Laf aramızda kırların gecesi ayrı güzel. Akşam yıldızlarla dolu semanın altında otururken şu gök taşı da gözümüzün önünde düşmesin mi? Gösteri diye ayarlasan olmaz bize denk geldi. Kimin şansıysa artık. İyi ki de gitmişiz dedi. İnanmazsınız ama İstanbul'da dişi, tırnağıyla kazandığı parayı ne demeye götürüp Bayburt'un dağında müzeye gömdüyse Kenan Yavuz bile değdiğini düşünüyor.